Günaydın arkadaşlar. Doge'de durum pozisyon hangi alemde şöyle bir bakalım. Fakat biraz çok bekledik. Elinmas konuşacak diye müzik yayını, bol bol müzik yayını oldu. Herhangi bir pozisyon olmadı. şimdilik beklemedeyiz. Ani bir durum olursa bu konuda sizleri aydınlatacağız ya da duyanlar yorumlarda birbirini aydınlatacaktır arkadaşlar. Acil bir kısa Doge videosu çekmek istedim ee, sabah saatlerinde bayağı geri çekilme olmuştu 047 dolarlara kadar çekildi ama tekrar toparlıyor gördüğünüz gibi şu anda 0.56 dolarlara çıktı tekrar yani arkadaşlar bu işlerde panik yapmayın sabırla bekleyin yaslanın arkanıza şöyle keyfini çıkarın yani düşebiliriz de çıkabiliriz de pozisyonlar bunu gösteriyor şuradan ee bakalım arkadaşlar saatlikte ne yapmış gördüğünüz gibi şur şuradan şuradan e, 0 66'dan önce yukarıda neredeydi 72'ye kadar hatta 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 073'e kadar tırmanmıştı arkadaşlar e, düşüşten sonra tekrar buradan geldi ne yaptı arkadaşlar e, 60 küsürlere geldi beklediğimiz haberler müzik yayını olunca Millet panik yaptı, sattı arkadaşlar. Bakın burada bir panik satışı var. Panik satışı var arkadaşlar. Bu da aşağıya doğru indirdi bizi. Peki şu an e, al sat grafiğimizi açalım. Bakınız arkadaşlar burada satış var şu anda. Satış var ama gördüğünüz gibi de yeşil mum tekrar kendini yukarıya çekiyor saatlik grafiğinde. Şu anda 0.56, 0.57 zaten bizim en büyük direncimiz de arkadaşlar. Onun altındaki büyük direncimiz 52 idi. Şu an 0.56 57'ye doğru gidiyor. Eğer 57 yukarıda 57'nin altına düşmedi sürece ben bir problem olacağını zannetmiyorum. Ee, belki Elon Musk dedim ya iki dudağın arasından bir kelime çıkarsa doge ile ilgili doge uçar. Belki de çıkmayacak. Yani belki de dogeden hiç bahsetmeyecek. Bu şekilde de yoluna devam edebilir bu e, millette gaza da gelmiş olabilir arkadaşlar yani buradaki pozisyon bu? Biz bu, bir yatırım yaptık diyelim. Bir e, yatırımımızda. sakin olmamız gerekir sakinliğimizi korumamız gerekir diye düşünüyorum. Panik yapmak doğru değil arkadaşlar. Yani e, böyle aceleci stresli e, bir şekilde davranmak bizlere hata yaptırabilir diye düşünüyorum. Evet, saatlik grafiğinde gördüğünüz gibi e, pozisyon bu Peki bizim bollinger e, bollinger önce içim oku indikatörümüze bakalım indikatörler gördüğünüz gibi kırmızı mavi kesmiş buradan bir satış yemiş satış burada başlamış Arkadaşlar gördüğünüz gibi kırmızı mum bulutunda altına inerek satış pozisyonu vardı ama şimdi tekrar biraz geri toparlar gibi Görünüyor bayağı toparlar gibi değil bayağı yani yüzde sıfır sıfır nokta kırk tekrar yukarı yönlü kendini toparladı Ve satanlar zarar etti tabi satmayanlar ise bekleyenler mutlaka tekrar zararlarını geri realize edebilir diye söyleyebilirim sadece Doge değil arkadaşlar Doge'ye bakıp da yapma yani niye Doge düştü arkadaşlar hepsi düşüyor bakınız bugün Pazar düzeltmesi var yine diğerlerinde de. Atomu düşüyor, işte denti düşüyor, holochain düşüyor, EOS düşüyor, BitTorrent düşüyor. Bitcoin'de bile yüzde bir, yüzde iki yakın düşüş var. E, bu da normaldir yani. O zaman Togada de yüzde on, on düzeltme bence normal diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi gayet geri toparlama eğilimi içinde mumları görüyorsunuz. Şurada Bakınız arkadaşlar bayağı ka, yüzde kaç geri toparlamış? Şuradan bakarsak yüzde 21 geri toparlamış arkadaşlar. Yani panik yapanlar sattı, balinalar ve vatandaş cemdeki parayı toplamaya başladı. Ne yaptı? Buradan tekrar almaya başladılar. Bakınız buradan almaya başladılar. Yüzde 21'lik bir yükselişte tekrar kazandılar. Yani buradaki amaç buydu zaten. Ben size demiştim. Arkadaşlar bekleyeceksiniz, sabırlı olacaksınız. Zarar etmemek için beklemekte fayda var diye söylemiştim. İşte arkadaşlar. Yani piyasa sansı, piyasada bulunan sansasyonel haberleri dikkate almayın. Eğer Ahmet abi bunu demiş, Mehmet abi bunu demiş, Veli şunu demiş. Mişlerle hareket e, yatırım piyasasında geçerli değildir arkadaşlar. Ben bunu bilir, bunu söylerim. Ha, hocam grafikler bazen doğru söylemeyebilir. Yanılır arkadaşlar. Osilatörler yanılır. işte grafikler yanılır. indikatörler yanılır. Biz insanlar yanılıyoruz. Yani her yanılabilir. Çünkü piyasada e, büyük balinanların yapacağı olumsuz bir haber allak bullak edebilir bu piyasayı. Ha burada ne olacak? Soğukkanlıkla beklemek gerekir. O paniğe kapılıp da eyvah gittim deyip de zararına satmayın derim ben bir yatırımcı olarak. Sadece doge için söylemiyorum. Bütün enstrümanlar için aynı hareket. Evet arkadaşlar yani bunu biz ne yaşadık? Türkiye mesela Merkez Bankası Başkanı görevden alındığında iki günde yüzde kaçlık bir düşüş yaşandı İstanbul Borsası'nda çok şükür geri toparladı. Panik yapıp satanlar zarar etti. Satmayanlar da zararını geri alıp kara bile geçme durum pozisyona girdiler. Bu da böyledir arkadaşlar. Bu piyasalar genelde bu şekilde hareket eder. Eğer yeni giren yatırımcı arkadaşlar varsa lütfen bu videoyu izlesin ki bu sözlerimizi dikkate alsınlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi pozisyonlarımız Normal yani düşebilir. Düşebilir. 15 düşer, 20 düşer. Bakmışsın üç gün sonra. Yani üç gün sonra tekrar 30 çıkar. Dedik ya. 10 gün hiç yerinden ırgılanmayabilir de. Yani sanki bütün altcoin'ler 3x, 5x yapmadım arkadaşlar. Yaptı. 10x yapanlar oldu. Onlar da geri çekiliyor. Bu da geri çekilecektir. Ama tekrar yukarı gitmeyecek diye bir kanun kural da yok. Her enstrüman hem ileri hem geri çekilir. Ha düşebilir, düşebilir ama ben sabretmekte yarar var diye düşünüyorum. Daha fazla vaktinizi almadan gelişmeleri size bildireceğim. Son son yapacağım videolarda aynı bir pozisyon olursa bildireceğiz zaten. Şimdilik sizleri biraz, biraz rahatlatmak için bu videoyu acil olarak yayınlamam lazım. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.